Değerli izleyenler, ABCD konveks dörtgeninde köşegenlerin çizilmesiyle oluşan açıları kullanarak bilinmeyen açıyı bulmaya çalışacağız. Sonra da 9, 30, 36, 51 verileri var. Mantık olarak 51 ve 9 bize bir şeyleri hatırlatıyor. 30 özel bir açıdır. ABC üçgeninde baktığımız zaman tabanda işte 51 ve 30 var. Dolayısıyla hiç daha çözüm yapmadan ABC açısının ölçüsünün geniş açı olduğu biliniyor. Yani 90 dereceden büyük. Çünkü 51, 30, 81 yapıyor. Peki farklı çözümlerden biri şöyle yapılabilir. Elimizde 30 ve 9 toplamı var. Şurada. Şurada bir 39 derece var. B noktasından 30 derece, 39 derecelik bir ışın çekerek çizime ikizkenar bir üçgen kurmak düşüncesiyle başlayabiliriz. Şöyle temsili bir çizim yaptım. Artık buraya bir isim vereyim. Burası ışının BD'ye kes noktaya K diyeyim. O zaman burayı biz 39 derece aldık. Peki açı dağılımından bu BKC açısı kaç derecedir diye yorum yapalım. 40 olsaydı 40, 40, 80, 100 derece olurdu. Demek ki burası 102 dereceymiş. Şimdi elimizde 51 var bakınız. 51 ve 102 oranı şurada gösterelim. 51'in 102 oranı işte 1 bölü 2 olduğundan dolayı bu oran 1 bölü 2 olduğundan dolayı demek ki K noktası artık özel bir noktaymış. Bu nokta çember merkezi. Kimin merkezi? Onu görmeye çalışalım. Bu nokta merkezdir. ABD'nin merkezi. ABC üçgeninin artık çevrel çemberin merkezidir burası. Buraya yazmak istersem K ABC üçgeninde çevrel çember merkezidir. Çevrel çember merkezidir. Yani burada artık K, A, B, C merkezil dörtgen olmuş oluyor. Bu merkezil dörtgendir. Biz artık eş uzunlukları aynı renkle modellemeye çalışırsak bunları direkt çizmek istiyorum. Şu uzunluk yeşille modellemeye çalışıyorum. KC uzunluğu artık yarı çaptır. KB uzunluğu yine yarı çaptır. Peki KA uzunluğu yine yarı çaptır. 30 karşısı da gene yarı çap olacağından dolayı bu yeşiller artık dilimizden anlamayanlar için sabit uzunluklar R kadardır. Buralara ben özellikle R'yi yazmak istiyorum. Dilimizden anlamayanlar çemberden bahsettiğimizi görebilsinler, kurabilsinler diye. Peki açı dağılımına buradan devam edecek olursak o halde ABK üçgeni eşkenar üçgen olduğundan dolayı burası 9 derecedir. 36'yı 60'a tamamlayan açı 24 derecedir. Şurası da artık 60 derece olmuştur. 9 ve 9 toplamından da buraya da 18 derece gelmiştir. Normal açı dağılımını yapmış, gerçekleştirmiş oluyoruz. Burada şimdi şuna dikkat edelim. Boyadığım üçgene dikkat edelim. Bunu sarıyla boyamaya çalışıyorum. DBK üçgenine, bu üçgene bakacak olursak açı dağılımından şunu görebiliriz. Tepede 24 derece var. Tabanda ise 60, 18, 78 derece var. O halde açı dağılımından D'ye düşen açı da 78 olacaktır. Yani bu üçgende tepe açısı 24 derece olan özel bir ikizkenar üçgen olmuştur. Onun açısını yazmaya çalışıyorum. Bu açı da artık 78 derece olmuştur. Dolayısıyla DBK üçgeninde ikizkenar üçgen olduğundan dolayı o halde biz renk olarak BD'ye de aynı rengi kullanmak zorundayız. Dilimizi anlamayan açı renk kullanmaya çalışıyorum. Şu da yeşil olmak zorunda. Peki bu kez yeşillere bakarak ABD'nin de tepe açısı 36 derece olan bir ikizkenar üçgen olduğunu görüyoruz.
Tepa 36 derece olan bir ikizkenar üçgenler, taban açıları artık bildiğimiz 72'lerdir. Dolayısıyla x açısını buradan 72 derece olarak görebiliriz. Burada çözümde neleri sıraladık yaptık diye yazmaya çalışsam, önce BKC'yi kurduk. BKC üçgenini kurduk. Sonra artık KABC'nin merkezi dörtgen olduğunu gördükten sonra artık diğer ikizkenar üçgenler geldi. Örneğin AKC ikizkenar üçgeni geldi. Efendim DBK geldi. DBK'nın ikizkenar üçgen olduğunu kurduk, gördük. Sonra ABD üçgeninde ikizkenar üçgen olduğunu kurduk ve gördük. ABD'nin ikizkenar üçgen olması artık x açısının, taban açısının artık 72 derece olduğunu bize vermiş oluyor. Umarım anlatabilmişimdir. Başarılar size.